Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile diplomatik temaslarımız hız kazandı. Ticaret Bakanı Pek Chan da mevkidaşıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Amerikan mevkidaşıyla görüştü. İzledik. Peki bu görüşmelerin gündemine ilişkin ayrıntılar neler? Onları alacağız. Gidelim başkente. CNN Türk Diplomasi muhabiri Sena Alkan'a bırakacağım ben sözü. Sena, dinliyoruz seni. Semiha, özellikle son günlerde bakandan bakana temasların arttığını görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri ile. Biden yönetimi göreve geldiğinde diplomasiye ağırlık vereceğiz demişti. Bu kapsamda da işte bu görüşmeler esasında buna işaret. Gündeminde iki ülkenin gündeminde ticaretten savunmaya ve bölgesel konulara neler varsa onlar konuşuluyor demek mümkün. Son dönemde 3 bakanın görüşmesine şahit olduk. Bunların ilki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mevkidaşıyla önce telefon görüşmesi olarak sonra da NATO karargahında yüz yüze yaptığı görüşmeydi. Amerika Birleşik Devletleri ile de yüz yüze ilk temas bu anlamda Blinken-Çavuşoğlu görüşmesiyle olmuştu. Gündeminde ana gündem maddesinde S-400 ve bölgesel konular vardı hatırlayalım. Ve burada çok net bir mesaj verilmişti esasında. Amerika Birleşik Devletleri'nin mesajı Türkiye'nin elinde S-400 bulundurmamasıydı. Türkiye'nin mesajı ise S-400 konusu artık kapandı, o iş bitti mesajıydı. Yine görünen o ki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Amerikan mevkidaşı Austin'le yaptığı telefon görüşmesinde de bu konu yer bulmuş görünüyor. S-400 konusunda Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha konuya ilişkin tutumunu, duruşunu netleştirmiş, bir kez daha altını çizmiş görünüyor daha doğrusu. Türkiye'yi S-400'leri elinde bulundurmamaya çağırdı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise bu konunun müttefiklik ilişkileri çerçevesinde çözülmesi gerektiğine dair mesajını yineledi. Ama Amerika Birleşik Devletleri ile bölgesel konularda özellikle savunma ve dış ilişkiler konusunda tek gündemimiz S-400 değil elbette. Bölgesel konular var, Doğu Akdeniz var, Karadeniz'de son günlerde yükselen tansiyon var özellikle Ukrayna ve Rusya arasında. Tüm bu başlıklar konuşulmuş görünüyor Hulusi Akar'ın Amerikan mevkidaşıyla yaptığı görüşmelerde. Dolayısıyla NATO kapsamında Biden yönetimi NATO'ya bu kadar önem verirken Türkiye'nin NATO'daki yeri de yine gündeme gelmiş bir başka başlık olarak önümüze çıkıyor. Ticari ilişkilerde Amerika Birleşik Devletleri ile oldukça önemli. 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi vardı Trump döneminde. Biden göreve geldikten sonra hem bir ticaret bakanı atadı hem de bir ticari temsilci atadı. İşte ticaret bakanı Ruhsar Pek Chan Amerika Birleşik Devletleri ticari temsilcisiyle bir görüşme yaptı. Özellikle çelik alüminyum vergisi konusu bir başlık olarak önümüzde duruyordu. Bu konunun küresel ölçekte gündeme geldiğine ilişkin açıklamada bir mesaj var. Covid-19 döneminde tüm dünyada ticaret etkilenmişken ticareti iyileştirmenin yolları da yine gündeme gelmiş. Bir diğer başlık olarak karşımıza çıkıyor. Bir yandan da Amerikan yaptırımları var. Bunlar da gündeme gelmiştir gibi görünüyor Ticaret Bakanı'nın ticari temsilciyle yaptığı o görüşmede. Sadece bakanlar değil, Ulusal Güvenlik Danışmanı'yla Jack Sullivan'la da bir görüşmesi olmuştu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın. Dolayısıyla bu görüşmede de yine tüm başlıklar halinde insan hakları da dahil olmak üzere, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi de dahil olmak üzere tüm konular konuşulmuştu. Esasında Amerikan tarafı da Türk tarafı da liderden lidere bir temas olacak mı sorusunu sorduğumuz taraflar, her iki tarafta içerikli bir görüşme olması gerektiğine işaret ediyor. İşte bu noktada esasında bakanların yaptığı görüşmeler bir nevi o içerikli ve sonuç getirebilmeye yönelik görüşmenin de temelini oluşturmuş oluyor. Ancak henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Biden'la bir görüşmesi olmadı. Sadece Biden 40 lidere iklim zirvesi daveti yaptığı sanal ortamda gerçekleşecek bir zirveydi bu. O davetlilerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Yakın dönemde bir temas olur mu bakanlardan sonra bunu da yakından takip edeceğiz elbette. Semiha.